Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Yine Çekmeköy Web TV'de beraberiz. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Ramazan böyle artık iyice içimize işlemeye başladı. Onun böyle muhteşem verdiği, muhteşem verdiği o duygular, maneviyat hepsi içeceğiz. Hadi bakalım yeni menüye geçelim. Bugün size mutancana yapacağım. Mutancana tam bir Osmanlı Edirne Saray mutfağına ait yemek olup harika böyle asitler, yağlar hepsi iç içe geçip çok dengeli bir yemek olmaktadır. Kuru meyveler var bol miktarda. Niye kuru meyve var? Çünkü Osmanlı zamanında domates yoktu. Domates Amerika'nın keşfinden sonra ortaya çıktığı için bu yemekte sadece kuru meyveler olacak domates yerine. Normalde alışırız domates, salça onları kullanmaya. Ama yok, bu tamamen Osmanlı usulü olacak. Karabiber de yok, tarçın var mesela onun yerine. O yoldan geleceğiz ve yanına harika bir iç pilav hazırlayacağım. Onun da tarifini vereceğim. O zaman ben şimdi mutancananın malzemeleriyle başlayayım. O şekilde ilerleyelim. 300 gram kuzu etim var. Yanında aşağı yukarı bir 10 tane arpacık soğan. Kuru meyvelerim var. Kayısı, incir. 2'şer tane kullanacağım. Kuru erik 3 tane kullanacağım. Kuru üzümüm var. Yani aşağı yukarı bir çay bardağı gibi düşünebilirsiniz. Biraz fazla koyacağım. 1 kaşık, 1 yemek kaşığı bal kullanacağım. Çok azıcık sumak. 2 tane, 3 tane sarımsak. Tuz ve tereyağı. Bu şekilde yemeğim başlayacak. Yine her zaman klasik olduğu gibi etim böyle birazcık sezona edeceğim. Sezona diyoruz biz ona. Birazcık böyle tuzlayacağım ve tenceremin altını açıp böyle iyicene pişmesine başlatacağım. Bu yemekteki temel amaç bütün ürünlerin özdeşleşmesi, o ağdalı kıvama gelmesi. İşte o meyvelerin bütün verdiği şekerler, balın, o reçinesi falan hepsi böyle eti parlak bir hale getirecek, bütünleşecek ve muhteşem bir lezzet ortaya çıkacak. Hadi başlayalım. Altını açtım. Yine her zaman klasik olduğu gibi biliyorsunuz tuzunu çiğken atıyoruz. Biraz fazla oldu. Şöyle alalım. Ha, bu yeterli olacaktır. İyicene kızdığında ikna olduktan sonra ben etlerimle başlıyorum. Etlerimi tencereye attım. Çok azıcık böyle renk vereceğim. Ben çok fazla kavrulmasını istemiyorum. Arpacık soğanları ben biraz büyük buldum. O yüzden daha erken atacağım. Çünkü bunlar biraz daha geç pişer normal arpacık soğana göre. Birazcık etimi şöyle çevirip hemen onları ilave edeceğim. O sırada ne yapabilirim? Dedim ya 2'şer tane incir ve kayısı kullanacağım. Onları şöyle kesebiliriz. İncirin şurada çöpü olur. Onu böyle bıçak yardımıyla alırsınız. Şöyle. Şimdi burada baz ne olabilir? Üzüm. Üzüm içinde en küçük parça. Aşağı yukarı bütün meyveleri bunun boyutuna getirebilirsiniz. Yani şöyle uygundur. Yine bunu da öyle yapayım. Dediğim gibi Osmanlı yemeklerinde domates yok, salça yok, karabiber yok. Onun yerine kuru meyveler ve tarçın var. Ki bence bu ürünler hem çok sağlıklı hem de muhteşem lezzetli. O kuzunun yağını, içindeki meyve asitleri falan inanılmaz derece doyuruyor ve harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Şöyle aldım kenara. Bu arada incirleri görüyorsunuzdur. İncirlerin üstünde beyazlık var. İncirler genelde deniz tuzuyla kurutulduğu için hafif böyle tuzdan dolayı beyazlık yapar. O da ürünün korunması için. Onu da ek bilgi olarak verebilirim. Bu arada bir gözüm etlerimde. Şu an hikaye iyi gidiyor. Biraz çevirebilirim hatta onları. Bunu ben metal kaşıkla yapacağım. Tamam. Soğanlarımı atıyorum. Bir yandan böyle aromaları birbirine geçsin. İyicene lezzetli hale gelsin. Kayısıları doğramaya geçelim. Devam edelim daha doğrusu. Şöyle. Küp küp. En sevdiğim benim şekil küp. Çok güzel duruyor. Tamam bunlar hazır. Bunları böyle kenara alabilirim. Hatta aşağı yukarı dediğim gibi bir 10 tane falan da kuru üzüm kullanacağım. Belki biraz daha fazla. Daha fazla. 20 tane falan değil sonra. Onu da şöyle içine atıp en son birbirine katacağız. Bu arada ne demiştik? Badem var. Şimdi badem marketten aldınız böyle. Kabuklu. Bunu çoğu biliyordur ama ben yine de sayayım size. Söyleyeyim nasıl olacağını. Sıcak suya yatırırsanız badem böyle kolay soyulur. Şu an bu kolay soyulmadı ama normalde kolay soyuluyor. Ben daha kolay soyulan bir tane bulayım. Bazıları daha böyle çiğ olduğu için yapışıyor. Bir yandan bunları soyabilirsiniz işte. Onu da şöyle şuraya alayım. Kabuklarını soyayım. Benim çöpüm vardı şurada çöpüm.
Bir yandan gözümüz hep yemeğimizde. Madenlere devam ediyoruz. Şu an yine böyle kokmaya başladı ve beni cezbediyor yine. Hatta birazcık su verebiliriz. Çünkü işte yavaş yavaş pişeceği için. Şimdi Osmanlı'da genelde ürünler terlete terlete pişiriliyor. Ama et biraz daha böyle yüksek ateşten düşüğe gidilebilir. O yüzden terletmenin bir farklı versiyonu olarak düşünün. Şöyle sıcak su koydum. Sarımsakları da koyuyorum. Sarımsaklar taze sarımsak. Onları böyle gelişi güzel parçalarım. Yani çok hani şey olarak düşünmeyin. Bunları atıyorum. Şöyle gelişi güzel olsa iyidir. Ve bence bunun üstünü kapatalım. Yavaş yavaş o kendi buharıyla pişsin. Ben demin neyi yapmadım? Erikleri eklemedim. Buraya eriği de ekleyeyim. Yani erik de 3 tane olsa olur. Erik biraz daha küçük olduğu için ondan 3 tane koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde doğrayalım. Erikler biraz daha sert oluyor diğer ürünlere göre. Bunu belki birazcık daha önce atabilirsiniz diğer kuru meyvelere göre. Çünkü mesela şimdi incir atsam hepsi içine dağılır, saçılır böyle. Hiç incirden eser okuma, sadece çekirdekleri gözükür. Ama bunlar biraz daha dayanıklı. Özellikle kuru erik. Balı, tereyağını en son atacağım. Şimdi tereyağı en son atarsanız, hele soğuk böyle dolmuş bir tereyağı, et yemeklerine özellikle inanılmaz bir parlaklık veriyor ve albenisi çok yüksek çıkıyor. Siz de böyle ufak oyunlar yapabilirsiniz gelen misafirlerinize. Özellikle Ramazan sofralarında böyle iyice ne güzel olsun istiyorsanız bunları bence daha çok göz önünde bulundurun. Bu da hazır. Şimdi ben bir yandan da size iç pilavla ilgili bilgi vereyim. Onun ürünlerini tanıtayım. Çünkü burada yemeğim pişecek. O pişerken iç pilavla ilgilenelim. Şimdi iç pilavın özellikle yani bütün pilavların en büyük bir sırrı pirinci çok iyi yıkayıp nişastasından kurtarıp çok iyi kurulamanız lazım. Bunu yapmazsanız pilavınız lapa olur. İstediğiniz kıvamda, istediğiniz lezzette olmaz. Bunu yaptım. Çok güzel yıkadım. İyice kuruladım. Bir de tabii şimdi yıkarken ve kurularken kırmamaya dikkat edin. Bir de böyle hafif ılık suyla yıkayın ki sıcak bir tavaya ya da pilav tenceresine koyduğunuz zaman pirinçler kırılabilir. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Ama biz bugün iç pilav yapacağız. O yüzden ben önceden soğanlarını doğrayacağım. Önce pilavımın soğanlarını doğruyorum. Ama pilavın malzemelerine gelecek olursak şöyle. Aşağı yukarı 2 su bardağı pirinç. Bunu destekleyecek yani bunu tatmin edecek su miktarı da bence 3 bardaktır. Ama siz yine elinizdeki pirince göre bu değişir, ona göre yaparsınız. Aşağı yukarı 1,5 büyük soğan ya da 2 küçük soğan diye düşünebilirsiniz. Ondan sonra böyle baharatlarım var işte. Olmazsa olmaz çam fıstığı, ondan sonra yeni bahar, tarçın, kuru nane, zeytinyağı, kuş üzümü ve bir parça da karanfilin o tomurcuğundan atacağım ki iyice orama geçsin diye. Ona başlayalım. Şimdi iç pilavın da soğanları ben yine Osmanlı usulüne uygun olarak terlete terlete yapacağım. Yani birazcık küçük doğramaya çalışın ama zaten terleyeceği için çok şey olmaz. Önemli olan daha eşit olması. Büyük doğramanın sadece zamanını etkiler. Şurada da şöyle tıraşlayabilirim. Bunları alayım. Şu şekilde doğramanız uygundur. Şöyle destekleriz, tutarız. Şimdi ben hatta şuradan tenceremi alayım. Ya ben evde teflon tavayla pilav yapıyorum. Pilav tenceresine pilav yapıyorum ama şimdi evde ufak miktarı olacağı için teflonla yapabilirsiniz. Normalde endüstriyel mutfaklarda çok fazla teflon tava kullanılmaz. Ama şimdi burada kullanacağım çünkü ufak bir miktar yapacağım. Şöyle atayım içine. Bir yarım soğan da var, onu da kullanacağım. Onu da altını açabiliriz. Altını açtık. Şu diğer yarım soğanı doğrayayım. Şimdi bu soğan doğradıktan sonra zeytinyağını da koyacağım. Yani bol zeytinyağı, bol soğan bence iç pilavın olmazsa olmazı.
inanılmaz lezzetli olacak. Tabii kuyruk yağıyla da yapanlar var. Ya o da tercih meselesi ama ben böyle yapıyorum. Böyle çok hoşuma gidiyor. Şöyle doğradık. Bunları da içine attık. Şimdi bu soğanları iyice terletelim. Tamam, zeytinyağını da koyalım. Bol zeytinyağı olabilir. Şöyle. Bunu arkaya alabilirim artık, işim bitti. Şimdi biraz burada. Hem o terlesin hem karamelize olsun yavaş yavaş. Orada yemeğimize bakalım. Of. Yani şu an aslında içine hiçbir şey koymadım ama ona rağmen etin kendisi bile çok güzel kokuyor. Bunu da kapattım. Şimdi benim soğanlarım biraz burada terleyecekler. Aşağı yukarı bir 15-20 dakika iyice o karamelize olsun, şekerini açığa çıkarsın diye. Bir yandan da etlerimle arpacık soğanlarım özdeşleşsin, pişsinler. Dediğim gibi ikisi için toplam bir 15-20 dakika yeterli olacaktır. Şimdilik bir ara verelim. Siz de buna göre ayarlarsınız yaparken. Şimdi soğanlarım iyice karamelize oldu ve terledi. Yani terlemek ne demek? Hafif hafif pişe pişe o şekerini dışarı çıkartıyor ve inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Ben %100 terleme şu an yapmadım ama hafif bir terleme, hafif de bir karamelizasyon yaptım. Pirinçlerimi ilave edeceğim. Dediğim gibi pirinci çok iyi yıkayıp çok iyi kurulamanız lazım. Yoksa nişastasından dolayı pirinciniz lapa olur. Şöyle koydum. Bir de en önemlilerinden biri, bence en önemlisi. Pirince tuzunu hemen koymanız lazım kavururken. Çünkü daha sonra koyacağınız tuzu çekmez yani. Şey olmaz yani, o pirinç tuzsuz gelir. Çok lezzetli gelmez, tatsız gelir. Şimdi altını artık açabilirim. Pirinçlerimi koydum. Bir de pirinci sıcak suda, ılık suda böyle ıslayın ki attığınız zaman kırılmasın. Çünkü soğuk bir şeyi sıcağa atarsan hemen tepki gösterir, kırılır. Tamam, böyle pirinçleri kırmadan nazik nazik karıştıralım. Baya soğanlar da sarı sarı çıkıyor tam istediğim gibi. Şöyle. Hiç yani şeker koymadan da böyle karamelize soğan yapabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Sandviçinize, hamburgerinize, evde köfte arası ekmeğe ne isterseniz koyarsınız. Böyle bir örnek söyleyebilirim. Bu güzel. Şimdi pirincin piştiğini nasıl anlayacağız? Yani iki yöntem var. Birini insanlar çok sevmiyorlar. Şöyle pirinç tanesini bir tane eline alırsınız. Şöyle bastırırsınız. Eliniz yandıysa o pirinç olmuştur. Suyunu verebilirsiniz. Ya da bakarsınız böyle şeffaflaştı mı pirinç. Ona göre de değerlendirebilirsiniz ve suyunu verirsiniz. Şu an benim hikayem böyle güzel. Bu arada etimize bakalım. Oh. Soğanlar yumuşamış, etler pişmeye başlamış. Bence muhteşem duruyor. Şöyle. Of of of. Şimdi ne demiştik? Kuru erik diğer şeylere göre, kayısıya göre, üzüme göre, incire göre biraz daha sert bir ürün. Hemen böyle yumuşamaz. O yüzden bademle birlikte atıyorum onu. Şöyle attım. Biraz karıştırayım hafif. Orada pirincimi boş bırakmayayım. Pirinci böyle alttan yukarı, alttan yukarı karıştırabilirsiniz. Alttan alıp böylece kırmazsınız. Şöyle koyarsınız. Hop. Alttan yukarı, alttan yukarı. Bakıyorum daha biraz daha ihtiyacı var. Pişmeye, yani kavrulmaya diyebiliriz. Etlerim de güzel, onun da altını açayım. Tamam. Bunlar şimdi böyle pişiyor. Bunları en son atacağım. Artık sumakla kalan kuru meyveleri en son atacağım. Çünkü onlar çok çabuk dağılacak şeyler. Ama şimdi en son atıp da geç bırakırsanız bu sefer de özdeşleşmez. O ağdalı görüntüyü sağlamaz. Onu da sağlamak için biraz daha beklemek lazım. En son da artık bal ve yağ koyacağız. Bu arada şimdi fıstıklarımı atıyorum. Pilava geçtim yine. Şöyle bol fıstıkla atalım ya. Bu Ramazan'dayız. Böyle bol bol, bereketli bereketli yiyelim. Kuş üzümler atıyorum. Ya bu kuş üzümünü ıslatarak da kullanırlar. Ben çok ıslatarak kullanma taraftarı değilim. Belki içinde bir doku oluşsun istiyorum pilavın.
Ben o yüzden böyle kullanıyorum. Zaten su koyduğun zaman yeterince yumuşayacağını düşünüyorum. Renkli ve güzel de olacak. Bence yeterli. Çok fazla koymayayım çünkü mutancanı zaten yeterince böyle nasıl diyeyim kuru meyvelerin falan olduğu tatlı bir ürün. O yüzden pilavı çok fazla koymuyorum. Bunlar bu arada pişiyor. Ya karanfili şöyle kullanacağım. Ucundaki tomurcuğu alacağım. Şu tomurcuk kısmını alacağım. Şöyle kırıp içine atacağım. Sapını kullanmayacağım çünkü içinden çıkarması bir daha zor. O yüzden bir yerine iki kullanabilirsiniz siz de. Şöyle. Karanfil de yine ben çok seviyorum. Özellikle bu havuçlu, yoğurtlu bir tarator yaparsanız onların içine falan çok yakışıyor. Pilav da çok yakışıyor. Onu koydum. Hatta baharatlarını atayım. Yeni bahar biraz. Biraz tarçın. Baharatları da hafif kavuracağım. Baharatları da ne kadar çok kavurursanız o kadar çok aroması açığa çıkacaktır. Şöyle alayım. Nane yanacağı için naneyi en son atacağım. Bence yeni bahar biraz daha koyabilirim. Yani renginizi ayarlarsınız. Kahverengi olması lazım. Biraz daha ben de yeni bahar koyabilirim. Şu kenarını unuttuklarım yanmasın diye çeviriyorum. Bence pirinci oldu. Yeni bahar biraz daha koyalım. Oh, ne kaldı? Nane kaldı. Tamam, nane hepsini verebiliriz artık. Çünkü suyunu vereceğim birazdan. Şöyle koysanız olur. Oh, aradan kuş üzümleri, fıstıklar, her şey gözüküyor. Muhteşem oldu. Şimdi ben 2 su bardağı kullandım. Hangi bardakla ölçtüm? Şöyle göstereyim. Arkaya koymuştum onu. Şu bardakla ben ölçtüm. O yüzden bu bardağa göre yapacağım. 2 su bardağı pirince ben 3 bardak su koyacağım. Şöyle koyarken hatta bir bakayım, emin olayım kendimden. Şöyle yapayım. Bu yeterli olacaktır. 3'ten biraz az koydum. 2.45, 2.60, 2.70 gibi düşünün. Kapağını kapatayım. Pilavı kısayım. Tamam. Hatta ben bunu küçük yer alacağım. Pilav ne kadar yavaş yavaş böyle için için pişerse o kadar daha güzel olur. O kadar daha böyle tane tane olur. Ve yani pirinçler tam böyle pişme yeme derecesine gelir. Mutancana veriyorum. Artık verebilirim meyvelerimi. Şöyle iyice atayım, özdeşleşsin, karışsın birbirine. Buna bir parça su koyacağım. Birazcık sumak. Çok azıcık da tarçın ilave edeceğim. Bununla kapağını kapatayım. Pilavın pişmesine yaklaşık bir 15 dakika var. Aşağı yukarı mutancanın da özdeşleşmesi için 10 dakika var. Evet, yemeklerim pişti. Mutancana böyle. Şu bakın göstereyim. Oh! İnanılmaz güzel oldu. Bunu en son tereyağı ve balla lezzetlendireceğim. Bu parlaklık katacağım, onu göstereceğim size. Ona gelmeden önce pilavı göstermek istiyorum. Pilavda bakın. Of of of. Yani öyle bir kokuyor ki şu an hani bir an önce iftar gelsin istedim. En son şunu da eklemeyi göstereyim. Şöyle alayım bunu buraya. Heh, bir parça bal. Altını kapatıyorum artık. Bir parça bal. Yani bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Şöyle ziyan olmasın kenara alayım. Yani aşağı yukarı şöyle 2 yemek kaşığı kadar da, yani eğer eritilmiş bir tereyağı öyle yapabilirsiniz ama benim gibi donuk kullanacaksanız da aşağı yukarı
şu iki parça ya da iki yemek kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Şeyler, Fransızlar buna beurre monté diyor. Bu son dakika konulan tereyağı yemeğe parlaklık veriyor. Adana'da beurre monté diyorlar. Niye öyle de bilmiyorum. Beurre tereyağı demek. Monté de herhalde son dakika yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi yemekler hazır. Ben artık sunuma geçiyorum. Afiyet olsun. Yemekler hazır. Dumanları üstünde. Kokusu bütün stüdyoda. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İkisi de harika Osmanlı yemekleri. Hem mutancana hem iç pilav. Şu an böyle Edirne Saray Mutfağı'nın içinde gibi hissettim kendimi. Umarım siz de evde yapar ve öyle hissedersiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'da benimle olmaya devam edin. Çekmeköy Web TV'de buluşmak üzere.